Dinleyeceğiniz bu hikaye takipçimiz tarafından kanalımıza gönderilmiş ve ekibimiz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kendilerine ve siz saygıdeğer dinleyicilerimize gönülden teşekkür ederiz. Sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com hesabından ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Merhaba, ben Zeybekler Köyü İmamı Hüseyin. Size 1989 yılında bir çerçicinin başından geçen olayları en başından aktarmaya çalışacağım. Bunu da Hayrettin Bey'in o sabah bana yolda anlattığı gibi değil, kendisi anlatıyormuş gibi aktaracağım. Ben Hayrettin, bana Çerçici Hayrettin derler. Bu lakabım adı üstünde çerçicilik yapmamdan gelmekte. İç Anadolu'nun o zamanlara göre orta büyüklükte bir iline bağlı, aynı zamanda doğduğum topraklar olan mütevazı bir ilçede yaşıyordum. İşte bu yıllarda çoğu erkeklerde özellikle Almanya'ya işçi olarak gitme hayali başlamıştı. Bazıları bazı şartları sağlayınca bu hayallerini gerçekleştiriyor, gidenler de bir daha kolay kolay geri dönmüyordu. Ben de Almanya'ya gitmek için müracaat ettim. Ne yazık ki sağlık sorunlarımdan gidemedim. Müracaatım kabul edilmedi. Ben de baba mesleği olan çerçicilik yapmaya karar verdim. Benim o zamanlar birikmiş biraz param vardı. O parayla Çiçek Abbas'ın aldığı türden beyaz renkli bir dolmuş aldım. Dolmuşa kapkacak, plastik bidonlar, leğenler, kısacası her türden mutfak eşyası koydum. Dolmuşu ortadan iki bölmeye ayırdım. Bir tarafı satacağım mallar içindi, diğer tarafsa takasla alacağım mallar içindi. Takasla alacaklarım yumurta, kilim ve buna benzer ürünler olacaktı. Ayrıca dolmuşun belli başlı yerlerine köye geldiğimin habercisi ziller taktım. Bu şekilde köy köy dolaştım. Bazı köylerde 10-15 dakika duruyor, gelen giden olmazsa diğer yakın köye gidiyordum. İlk aylar İşlerim kesattı ama zamanla köylüler beni tanıdı. İşlerim yavaş yavaş yoğunlaştı. Gittiğim 8 tane köy vardı. İlçeye yakın köyler nüfusluydu. İstisnalar hariç nüfus ilçeden uzaklaştıkça azalıyordu. 2 tane köy ilçeye çok uzaktı. Uzak olana 2 ayda bir gidiyor, en uzaktakine ise hiç gitmiyordum. Planım aynen şöyleydi. Bir gün sadece birbirine yakın olan köylere gidiyor, diğer köylere başka bir zamanda gidiyordum. O belirttiğim köyler hariç, her köyü ayda en az 2 kez yokluyordum. Bazı kadınların parası olmuyor, bana karşılığında takas için uygun mallar veriyorlardı. İlçeden uzaklaştıkça paranın yerini mallar alıyordu. Aradan 2 yıl geçti. 91 yılına kadar her şey güzel geçmişti. Zaten o gece yaşadığım olaydan dolayı hem işi hem arabayı bıraktım. Şimdi sizlere o geceyi en baştan anlatıyorum. Bu hafta öğleye doğru uzakta olan köye vardım ve köy meydanında beklemeye koyuldum. Birkaç kadın gelip bir şeyler aldı ve karşılığında yumurta, kilim tarzı ürünler verdiler. Saat epey ilerlemiş, güneş de batmak üzereydi. Yavaş yavaş toparlandım. Tam dolmuşu çalıştırıp hareket edecekken, şimdiye kadar hiç yüzünü görmediğim yaşlı bir kadın eliyle dur işareti yapıyordu. Hemen dolmuştan indim ve ona, "Teyze, nerede kaldın sen? Kaç saattir buradayım, şimdi mi aklına geldi?" diye çıkıştım. Kadın, meydana doğru gelirken bir şey fark etmiştim. Sokakta 5-6 kişi vardı. Onun meydana çıkışıyla herkes evine kaçıştı. Evlerin tüm kapıları ve perdeleri örtüldü. Meydanda
bir ikimiz kaldık. Kadın topallaya topallaya yanıma yaklaştı ve alışık olmadığım bir cevap verdi. Sen ne biçim esnafsın be? Müşteri veli nimettir. Hadi davran, kapılarını aç. Birkaç şeye ihtiyacım var. Kadının ses tonundan ürkmüştüm. Yine de kapıları açıp tüm malzemeleri açığa serdim. Kadın acele ederek bir tane ekmek bıçağı, iki tane çamaşır ipi, birkaç tane de şiş takımı almıştı. Ben acaba ne yapacak bunları diye düşünürken, kadın bunlarla yetinmeyip dolmuşta ne kadar bardak, tencere, tabak varsa hepsini bir çuvala doldurttu. Sonra üzerimde para yoktur. Sana karşılığında bir şey vereceğim. Hadi arabayı çevir, yukarıda benim ev var, dedi. İster istemez dediğini yapmıştım. Hava yeni yeni kararırken eski bir yoldan dolana dolana köyün epey bir yukarısına çıktık. 10-15 dakika sonra işte burası, ben ineyim, biraz bekle, dedi. Ev demeye bin şahit isterdi. Kaldığı yer daha çok ahıra benziyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra kadın elinde bir şeyle geldi. Bu bakır renginde bir bebeğe benziyordu. Elime alıp dikkatle inceledim. Bebeğin gözleri hiç yoktu. Ağzı da korkunç bir felaketle daha yeni ölmüş birisi gibi açıkta kalmıştı. Bir tel inceliğinde olan saçları da resmen yolunmuş gibiydi. Bebeğe benzer şeyi hemen elimden fırlattım. O sinirle kadına, "Bu ne be? Dalga mı geçiyorsun benimle?" diye bağırdım. Kadın kahkaha atarak, "Elini al, bir daha bak." deyince korkarak tekrar elimi aldım. İnceledim ve sonra, "Kadın, kadın, bu para etmez. Başka bir eşya yok mu vereceğin?" dedim. "Karanlıkta fark edemiyorsun çerçici. Bakır renginde değil, altın rengindedir o. Para etmez bu. Hem kime satacağım? Bunu çok iyi bir paraya satacaksın. Diğer köyde yaşlı bir adam var. Ben oraya gidemedim. O adama götür. Karşılığında iyi bir para verecektir. Eğer adam istediğin parayı vermezse dönüşte uğrar, verdiğim malları alırım. Ayrıca seni de bir güzel pataklarım," deyince kadın bir şeyler mırıldandı. Tam anlayamadım. "Herhalde dönersen tabii," demişti. "Ama yine de günahını almayayım. Ne zaman gideyim?" diye sordum. "Gündüzleri evinde bulamazsın. En garantisi gece. Bana sorarsan şimdi git," dedi. Bundan sonra kadın evine gitti. Ben de dolmuşu çalıştırıp yavaş yavaş köy meydanına ilerledim. Yavaş yavaş diyorum çünkü kararsızdım. Ya ilçeye doğru basıp gidecek ya da kadının söylediği köye gidecektim. En sonunda paramı sıcağı sıcağına alırım diye sonuçta bayağı malzemem eksilmişti. Köye gitmeye karar verdim. Köyün meydanı kapkaranlıktı. Ortalıkta adres soracağım hiç kimse yoktu. Birkaç ev dışında tüm evlerin gaz lambaları sönmüştü. En uzaktaki köye nereden gidileceğini bilmiyordum. Yol bu köyden sonra üçe ayrılıyordu. Adresi kadına sormak için tekrar geldiğim yere gittim. Ahırın oraya vardım. Şaşırıp kalmıştım. Biraz önce kadın buraya girmişti. Şimdi kapılar ve pencereler neden açıktı? Biraz daha yaklaştım. "Teyze, teyze!" diye bağırdım. İçeride sanki hiç kimse yaşamıyordu. Ne hikmetse içeriden pis pis kokular geliyordu. Hemen orada karar verdim. Buradan ilçeye defolup gitmeliydim. Bir gün gündüz vakti gelip bunun hesabını sorar, gerekirse o kadının saçlarından tutar, sürüye sürüye meydana götürür, bir güzel meydan dayağı çekerdim. Bu sefer bastonlu yaşlı bir adam yol boyunca köy çıkışına doğru yürüyordu. Direksiyonu o tarafa kırdım. "Bu kadın neyin nesi?" gibisinden soracaktım. Ben korna çalıyorum, adam yürümeye devam ediyor. Ben yavaşlıyorum, adam hızlanıyordu. "Herhalde sağırdır bu," dedim. "Ondan duymuyor." Yol kavşağında tam önünde durdum. Ben elimle bir şeyler anlatıyorum.
Adam da işim var gibisinden bastonunu havada sağa sola hareket ettiriyordu. Baktım anlamıyor, elimle bu tarafa mı yoksa diğer tarafa mı gideyim diye işaret yaptım. Adam boşta kalan eliyle sağdan devam et işaretini yaptı. Yaşlı adam yavaş yavaş yürümesine devam etti. Ben de olduğum yerde bekledim. Yarım saat sonra direksiyonu sağa kırdım. Bu yaşlı adamda herhangi bir anormallik yoktu. Ya da bana öyle geliyordu. Akşamları satıştan sonra ilçeye giderken tüm zillerin ağzını kapatırdım. Zilleri kapatmayı da ilk gece satışa çıktığımda öğrendim. O gece önüme birkaç köpek çıkmış, zilin sesinden huylanmış olmalılar ki beni ilçeye kadar takip etmişlerdi. Şimdi zilleri kapatmış, dolmuşun arka kapısını iki anahtarla iyice kilitlemiş, o şekilde yola çıkmıştım. Yaşlı adamı görünce rahatladım. Adam bana bir baksa duracaktım. Durmayınca bastım gaza. Dolmuşun aynasından son anda gördüm. Adam buruşmuş bir kağıt parçasını arka camdan içeriye atmıştı. Belki de bana adresi yazmıştı. Şimdilik ihtiyacım yoktu. Yol nerede çatallaşırsa gidip o yazıyı okuyacaktım nasılsa. Bu şekilde iki saat gittikten sonra sağda çukur bir yerde bir çeşme gördüm. Çeşmenin yanında bir saat daha beklersem hem arabam da dinlenir hem de zamanlamam mükemmel olurdu. Ondan sonra köye girince direkt ışığı yanan eve gidecektim. Herhalde bu köy yerinde başka ışığı yanan ev olmazdı. Zaten o tuhaf kadın böyle demişti. Arkadaki kağıt parçasını unutup gitmiştim. Karşımdaki duvarda el yazısıyla Zeybekler Köyü 2 kilometre yazıyordu. Tam karşımda da bir çeşmeden su akıyordu. Ama ağır bir suydu. Tadı iğrenç olan suyu ağzıma almamla tükürmem bir oldu. Çeşmenin az ilerisinde o suyun akmasıyla küçücük bir havuz oluşmuştu. 5-6 tane karga suyun kenarına konmuş, hiç ses çıkarmadan o pis sudan içiyor, gözleriyle de beni takip ediyorlardı. Kargalar gece hiç su içer mi? Hiç rast gelmemiştim buna. Tuhafıma gitmişti. Gidip en iyisi dolmuşun içinde bekleyeyim dedim. Kargalar ayak sesimden ürkmüş, onların kanat çırpışlarıyla çeşmenin az ilerisindeki ağaçların altından bir eşek sürüsü aynı anda hareketlenmişti. Toz toprak içinde arabanın yerini bir türlü bulamıyor, çeşmenin etrafında daireler çiziyordum. İçimden bildiğim sureleri okumaya başladım. Neyse ki eşek sürüsü küçüle küçüle suyun aktığı yöne doğru uzaklaştı. Kargalar uçmak yerine eşeklerin sırtlarına konmuşlar, o şekilde uzaklaşıyorlardı. Nereye gidiyordu bu hayvanlar? Daha doğrusu hayvan mıydı bunlar? Bu soruların cevabını düşünürken vakit epey geçmişti. Şimdi eski köy tarafına gitme zamanıydı. O uzun ve dik rampayı çıkmış ve köyün merkezine varmıştım. Burası 25-30 haneli bir köydü. Evler yolun sağına ve soluna sıra sıra dizilmiş, çok eski görünüyorlardı. Evlerin çoğunun duvarları yıkılmış, duvar taşları yolun kenarında yığın oluşturmuştu. Buralarda bir insanın yaşaması olanaksız gibi duruyordu. Aklıma yaşlı amcanın yazısı geldi. Dolmuşun arka tarafına bir bakayım dedim. Kağıtta bir adres tarifi beklerken hiç anlamadığım bir dilde bir şeyler yazılmıştı. Kağıdı katlayıp cebime attım ve direksiyonun başına geçtim. Tam kontağı takıp gerisin geri dönecekken karşı yamaçlarda bir ışığın yandığını gördüm. Bir evin dış lambasının ışığı yanıyordu belli ki. Bu galiba o tuhaf kadının söylediği evdi. O eve gitme konusunda kararsızdım. Arabanın farlarını kapatmış, içinde dikkatlice o tarafa bakıyordum. Bir anda kocaman bir gölge ışığın önüne geçti. Adamın sesi bana net olarak duyuluyordu. Adam, "Hayrettin,
''Haydi bekleme orada, gel!'' diye bağırıyordu. Ben de ''Kimsiniz?'' diye bağırdım. O da tekrar ''Boş ver kim olduğumu, sen elindekini getir!'' diye bağırdı. Karşılıklı bağırışmalarımız bir süre devam etti. Adam en sonunda lambanın altına iki tane sandalye koydu. Birisine oturup beklemeye başladı. Bir an dolmuşta eksilen mallarım aklıma geldi. Oraya gitmeye karar verdim. Dolmuşu çalıştırmış, o tarafa doğru yavaş yavaş ilerliyordum. Yokuş çıkarken dolmuşun bütün zilleri çalmaya başladı. İyi de ben bunları kapatmış, hatta çeşmenin oradan ayrılırken bir kez daha kontrol etmiştim. Dursam olmazdı. Arabayı kaptırmıştım bir kere. Eğer zillerde anormallik yoksa, yani kapattığım gibiyse diye kendime sordum. Ya öyleyse bir şey daha fark ettim. Ben gaza çok hafif dokunuyordum. Ama araba uçarcasına rampayı çıkıyordu. Sanki kontrol bende değildi. Bu sefer araba evin oraya vardığında kendiliğinden istop etti. Taş merdivenlerden ağır ağır çıktım. Evin önünde tahtadan yapılma genişçe bir balkon vardı. Balkonun köşesinde iki boş sandalye duruyordu. Belki adam bir şeyler ikram etmek için içeriye girmiş, birazdan gelir düşüncesiyle boş sandalyelerden birine oturdum. Sandalyeye oturmamla birlikte tuzla buz olmuş, orada yığılmıştım. Diğer sandalyeye bakınca nedenini anladım. Sandalyenin ahşapları çürümüş, tahtaların arasından aşağıya küçük küçük kurtlar düşüyordu. Biraz önce neredeyse 100 kiloluk adam buna nasıl oturmuştu inanılır gibi değildi. Evin giriş kapısının hemen yanında genişçe bir pencere vardı. Ben balkona çıktığımda dışarıdaki ışık sönmüş, o penceresi olan odanın ışığı yanmıştı. Önce kapı aralığından içeride kimse var mı diye seslendim. Ses gelmeyince de camdan içeriye baktım. İçeride duvarların dibinde boydan boya yine duvardan yapılmış 1 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde bölmeler vardı. Bu bölmelerin üzerinde üstü beyaz bir örtüyle kapatılmış yan yana 7-8 tane insana benzer bir şey vardı. Örtüden içinde tam ne var anlaşılmıyordu. Tekrar seslendim. Yine içeriden bir ses gelmedi. Bu sefer çekimser adımlarla içeriye, doğruca ışığı yanan odaya girdim. Odaya girince evin dış kapısı gıcırdayarak kapanmıştı. Aynı anda odanın ışığı azalır gibi oldu. Altlarında ne var diye ellerim titreye titreye o beyaz örtülerden birini kaldırdım. Kaldırmamla şok oldum. Duvarın üzerinde tamamen kemik yığınları yatıyordu. Diğerleri de öyle. Kimisi kadın, kimisi çocuk, kimisi de erkek iskeletiydi. Bunlar nereden baksan en az 10 yıllık cesetlerdi. Işık bir an parladı. Duvarlarda bir sürü fotoğraf vardı. Bu fotoğrafların birinde bu köyün yıllar önceki hali canlı olarak gösteriliyordu. Onların yanında yüzleri seçilmeyen tek kişilik portreler vardı. En üstte 8 kişilik bir fotoğraf dikkatimi çekti. 7 kişinin baş kısımları silinmiş, bir kişininse silinmemişti. İşte o silinmeyen resim bende oluşan korkunun şiddetini iyice arttırmıştı. Çünkü o diğer köydeki yaşlı kadının resmiydi. Az çok fark edebilmiştim. Biraz önce kapanan kapıyı zorla da olsa açarak dışarıya fırladım. O korkudan dolmuşu falan unutmuştum. Tepeden aşağıya tüm gücümle koşmaya başladım. Diğer köye varıncaya kadar durmamıştım. Nihayet oraya varmıştım. Genç imam sabah ezanını okumak üzere camiye gidiyordu. Beni nefes nefese görünce "Hayırdır hemşerim, ne oldu?" diye sordu. Ağzımda bir şeyler geveliyor ancak durumu ifade edemiyordum. Neyse, imam abdest almamı ve namaz kılmamı söyledi. Namazdan sonra
aracımın diğer köyde kaldığını söyledim. Onun aracıyla yola çıktık. Yolda yaşadıklarımı, başıma ne geldiyse anlattım. İmam her duraksadığımda inanır gibi başıyla beni onaylıyordu. Ama buraya daha yeni atanmış olduğundan, diğer köylerde yaşananlardan bir haberdi. O adamın arabanın içine attığı yazıyı verdim. Arapça yazılmış. Tüylerim diken diken oldu. Bundan yıllar önce bir kadın çocuğu olması için büyü yaptırmış. Kadın çocuğu olduktan sonra vaadini yerine getirememiş. Kadının anlaştığı cin bunun üzerine köyde kadının akrabalarının canlarını bir vesileyle birer birer almış. Sıra o bebekte ve ondan sonra o kadındaymış. Kadın bebeği alarak oradan öbür köye kaçıyormuş. Elindeki bebek yolda ölmüş. Bebek bir anda kuruyarak altın rengini almış. Onu takip eden cin, o bebeği birine verir ve kurtulursan canını ancak o şekilde bağışlarım demiş. O yaşlı adam en altta da kalın harflerle bana bir uyarı yazmış. Madem bilmeden o bebeği aldın, sakın sakın diğer köye gitme evladım. Bundan sonrasını kendim aktaracağım. Hayrettin, İmam efendi, durdur arabayı. Daha fazla gitmeyelim. Doğru söylüyordu. Anında frene basıp direksiyonu çevirdim. Hayrettin çeşmenin orada elindeki bebeği karanlığa doğru fırlattı. Onu ilçeye bıraktım. Bir ay sonra Çerçici Hayrettin'in ölüm haberini aldım. Çok geçmeden tayinimi istedim. Çünkü o yaşlı kadın bu köyde olduğu sürece burada kalmak istemiyordum. Birkaç hafta sonra uzak bir köyde çalışmak üzere atamamı yaptılar.